Bu Brezilya milli takımının santrafor oyuncusu Roberto Hongo. Evet Tsubasa, bu mektup babandan. Roberto gelirken yanında getirmiş. Gerçekten mi? Baban mektup mu göndermiş? Tsubasa'nın karşısında aniden bir adam belirmişti. Brezilya milli takımının bir numaralı hücum oyuncusu olan Roberto Hongo Japonya'daydı ve ona futbol konusunda öğütler verecekti. Bu Tsubasa'nın en büyük hayallerinden biriydi. Ah, inanamıyorum. Brezilya takımının santrafor oyuncusuyla aynı evi paylaşacağım. İnanılmaz bir şey bu. Sen! Bu Tsubasa! Kaptanınız Wakabayashi'ye Nakatsu'ya gideceğimi ve okullar arası oyunlarda size karşı oynayacağımı söyleyeyim. İnanamıyorum. Ne? Seni çok iyi duydum. Ha? Okullar arası oyunlar için sabırsızlanıyorum. O zamana kadar çok çalış Tsubasa. Tsubasa. Sonuna kadar savaşacağız. Evet ve kazanacağız. Hey, ben de size katılabilir miyim? Bir antrenöre ihtiyacınız olacak. Küçükler takımı olduğumuz için bir şey yapamayacağımızı mı sanıyorsun yoksa? Ne yapıyor bu? Bekle! Rövaşata golü. İnanılmaz! Yarın için şimdiden başla. Ben neden böyle duruyorum? Hem neden o battaniye senin başında? Neden battaniyemi aldın ki? Üşütmemi istemezsin değil mi? Bir battaniyeyi futbol topu gibi tekmelemen doğru değil. Ne? Öyle mi yaptım? Eminim yine futbollu rüyalar görüyordun. Sayılır. Hadi bir an önce hazırlan. Bu yeni okulunda ilk günün olacak. Tamam. Tsubasa. Roberto'yu da uyandırır mısın? Sizin için kahvaltı hazırladım. Roberto kim? Şimdi hatırladım. Burada kalıyordu değil mi? Brezilyalı futbolcu gerçekten evimizde. Roberto! Roberto!
Roberto! Hadi uyan! Doktor gözümdeki rahatsızlıktan ötürü bana futbol oynamayı bırakmamı söylemişti. Roberto! Roberto! İyi misin Roberto? Roberto! İyi misin sen? Evet, ben iyiyim. Hadi kalk, kahvaltı hazır. Teşekkür ederim. Tamam, geç kalma. Bugün üniversite hastanesine gideceğim. İnşallah sonuçlar kötü çıkmaz. İyileşmek için iyi beslenmelisin. Teşekkür ederim. Bugün okulun ilk günü değil mi? Evet. Nankatsu İlköğretim Okulu. Futbol takımı çok iyi olan Shutetsu'ya gideceğin için heyecanlıydın ama karar değiştirip Nankatsu'ya gitmek istedin. Her şey futbol için. Değil mi Roberto? Hı-hı. Bundan pek emin değilim. İçimden gelen bir ses fazla çalışmaktan kaçtığını söylüyor. Yanılıyor muyum? Evet. Yanılıyorsun. Sebep bu değil. Derslerine de çok çalışmalısın. O zaman annen doğru söylediğine inanır. Ya Roberto, bozuşuruz bak. Görüşürüz. Tsubasa. Sana yarı yola kadar eşlik edeyim. Ah Roberto, nereye gidiyorsun? Tsubasa'ya yarı yola kadar eşlik edip sonra da Hamamatsu'ya gideceğim. Hamamatsu mu? Evet. Hadi ama Roberto, okula geç kalmak istemiyorum. Tamam. Sonra görüşürüz bayan olsun. Hoşça kal anne. Kendine dikkat et. Futbol antrenmanı okuldan sonra. İşizaki ve diğer arkadaşlarım da orada olacak. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Tsubasa. Efendim. Antrenmanda sana vereceğim bir hediye olacak. Hediye mi dedin? Hı. Düşürme sakın. Aynı hızla devam et. Tsubasa Ozora. Bana karşı hiçbir şey yapamaz. Sana neler yapabileceğimi göstereceğim. Daha hızlı. Yorulmak yok. En iyiler yorulmak nedir bilmez. İşte yeni okulun burası. Ha? Okulumuzun yeni öğrencisi Tsubasa Ozora'nın şerefine. Ha? Tsubasa Ozora için. Sam. Solum. Tsubasa için. Hoş geldin. İşizaki, seni gördüğüme çok sevindim. Aramıza katıldığın için çok mutluyuz. Nankatsu'ya geleceğini söylemiştin ama biz fikir değiştirip Shutetsu'ya gideceğini düşünüyorduk. Aramızda olman çok güzel. Evet, aramıza hoş geldin. Belki odanı hemen görmek istersin Tsubasa. Olmaz. İzin verin de ona ben göstereyim. Ne? Nedenmiş o? Ne oldu sana böyle? Ne demek ne oldu bana? Teşekkür ederim, hemen görmek istiyorum. Tamam, gel hadi. Günaydın çocuklar. Günaydın.
Sen nereye bakıyorsun Ishizaki? Anladım. Görünüşe bakılırsa onunla tanışmışsın. Tamam o zaman. Sizi sınıfımıza yeni katılan öğrenciyle tanıştırayım çocuklar. Gel bakalım. Kendini tanıtır mısın lütfen? Adım Tsubasa Ozora. Baban bir yolcu gemisinin kaptanı değil mi? Uluslararası yolculuklar yapıyor. Harika. Susun artık. Sessiz olun. 6-1 sınıfına hoş geldin. Evet, hoş geldin. Sessiz olun çocuklar. Sana oturacağın yeri göstereyim. Buraya. Okava'nın yanına oturabilirsin. Evet, Okava'nın yanına oturacaksın. Tamam. Tsubasa. Önce topu gönder. Pekala. Gördünüz mü çocuklar? Al. Tsubasa Ozora. Büyük bir yıldızımız oldu demek. Brezilya milli takımının forması. Takımın 10 numaralı santrfor oyuncusu Roberto Hongo. Keşke benim oğlum da onun kadar başarılı olabilse. Bu da ne? Toto Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü. Bay Juan FC San Paulo. Kaptan Ozora'nın isteği üzerine Japonya'ya geldim ve elimden geleni yapıyorum. Ancak görünen o ki sağlığım iyi durumda değil. Ne yazık ki yaptığımız muayeneler sonucu hayatınıza bir futbol oyuncusu olarak devam etmenizin zor olduğunu söylemek zorundayım. Vücudunuza sert bir darbe alırsanız büyük ihtimalle gözlerinizi kaybedersiniz. Peki ne yapacağım? Emekli mi olacağım? Japonya'da bir süre daha kalmam gerekiyor. Bağlı olduğum bir ailem olmadığından belki burada bir işe yarayabilirim. Roberto! 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 Brezilya'ya dönmeyi düşünmüyorum. Ama eğer Brezilya'ya dönmeye karar verirsem yalnız döneceğimi sanmıyorum. Japonya'da bir arkadaşım var. Gerçekten çok yetenekli biri. Nankatsu'da 4. sınıftan itibaren spor takımlarında yer alan bütün öğrenciler okullar arası oyunlar için hazırlanmaya başlamıştı. Bu Nankatsu ve Shutetsu'dan bütün sporcuların bir araya gelip günü yarışıp kazanmaya çalışarak geçirdikleri bir etkinlikti. Okullar arasındaki puan durumu 12-12 idi. Bu nedenle bu sene çok daha büyük bir heyecan vardı. Ve daha önce hiç olmadığı kadar seyirci toplanıyordu. Nereye gitti? Teşekkür ederim. Topu hala iyi kontrol edemiyorum. Belki de futbol topu sana göre değildir ha? Neden hazır fırsatın varken oynamaktan vazgeçmiyorsun? Baksana! Takımların ayrı ayrı çalışacaklarını konuşmamış mıydık biz? Sen şaka mı yapıyorsun? Bu tam bir acemi takımı. Sizin kaybetmekten başka seçeneğiniz yok ki. Dur bakalım, o kadar emin olma. Bekleyip göreceğiz. Şuna bak. Sen de gördün mü? Topu ne kadar iyi sürüyor. Bu da kim böyle? O bizim as oyuncumuz. As oyuncunuz mu? Kimse
artık. Onun dikkatini dağıtmanıza asla izin vermem. Bu da önceliğimiz. Onu çok iyi bir şekilde korumak zorundayım. Çünkü bu benim öncelikli görevim. Çok bilmiş. Tsubasa bizim için çok önemli ve onun bütün ihtiyaçlarıyla da ben ilgileniyorum. Tsubasa. Ne oluyor? Pekala arkadaşlar. Sırada şut çalışması var. Önemli olan topu kaleye doğru ortalamak. Tamam. Sıradaki. Gözünüzü toptan ayırmayın. Sakın onlar korkmayın. Pekala, hazır mısın? Al bakalım. Bu çok zormuş. Daha kolay bir şey yapamaz mıyız? Üzgünüm. Okuldan sonra Roberto bizi çalıştırmaya gelecek ve o çok daha zor olacak. Evet. Antrenörümüzün Brezilyalı bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bittik biz. Yorgunlukta dağılacağım şimdi. Anneciğim geldim ama futbol antrenmanına gidiyorum. Tsubasa bekle. Neden eve gelmişken biraz kalmıyorsun ki? Brezilya arması. Çok uzun zamandır bunun hayalini kuruyordu. Aklıma gelmişken Roberto nerede acaba? Seni hala seni. Yine mi top peşinde koşturacaksın ha? Sana verdiğim işler ne oldu? Galiba bir kısmı bitti anne. Çalım atmak ne demek biliyor musun anne? Çalım atmak mı? İyi bir zamanlamayla sinsice kurtulmak demek. Hey dur. Seninle eve döndüğünde görüşeceğiz. Şuraya bak, oğlumun ne kadar da çok arkadaşı olmuş. Canım oğlum. Gittiği okulda bir futbol takımı yoktu. Orada hep yalnız kalıyordu. Futbol oynamayı bu kadar sevmesi ne kadar da güzel. Beyzbol futboldan daha iyi, gerçek bir spor. Topa öyle vurmanın neresi eğlenceli anlamıyorum. Neden biz bilgisayar oyunu oynamıyoruz? Tek başına oynamaktan ne zevk alıyor bu çocuk? Nankasu'ya gittiği için çok mutluyum. Ben de yavaş yavaş bu güzel şehre alışmaya başladım. Ne oluyor? Siz Nishigaka futbol takımındansınız. Evet, söz verdiğimiz gibi geldik. Hazırsınız değil mi? Söz verdiğiniz gibi mi? Ne sözü? Hadi ama yoksa bizimle hazırlık maçı yapacağınızı unuttunuz mu? Hazırlık maçı mı? Çocuklar, geldim. Antrenmanı kaçırmaktan korkuyordum. O zaman hediyemi de getirmiş olmalısın. Bu adam antrenörleri mi yani? Şutetsu'yla yaptıkları maçı 30-0 kaybetmelerine şaşmamak gerek. 30-0 mı dedin? Şutetsu'yu da yeneceğimize göre bu maçı da çok farklı bir skorla kazanmak zorundayız çocuklar. Çok doğru. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Görürsünüz. Gelin bakalım.
Bu yeteneksiz çocuklar beni gerçekten durdurabileceklerini mi sanıyorlar? Geliyor. Seni bücürük. Tsubasa. Tsubasa. Ne yapıyorsun? Orası bizim kalemiz. Şut geliyor. Ne diyorsun sen? Ne? Anlamıyorum. Sahanın diğer ucundan gol attı. Bu inanılmaz. Harikasın Tsubasa. Çok iyiydi Tsubasa. Harikaydı. Mükemmel. Çok iyiydi Tsubasa. Tebrik ederim. Dinleyin beni. Şu çocuk. Ona çok dikkat etmeliyiz. Diğerlerini boş verin. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Sizi çalımlamasına izin vermeyin. Durdurun onu. Ortala Tsubasa, ortala. Ortalıyorum Ishizaki. Gol! Harikaydın. Ben gol mü attım? Başardım. Evet. Başardım. Okullar arası oyunlar buna benzemez. Kendini hazırlasan çok iyi edersin. Bu Shutetsu'dan Wakabayashi. Tsubasa, eğer bundan sonra futbol oynayamayacaksam, işime hayalini kurduğum antrenörlükle devam eder ve seni dünyanın en meşhur futbolcusu yapabilirim. Yürü kere doğru.